Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'in 25. suresi olan Furkan Suresi'nden bahsedeceğim. Furkan Suresi Mekke döneminde inmiş olup toplam 77 ayetten oluşmaktadır. Bu sure adını birinci ayette geçen Furkan kelimesinden alır. Furkan kelimesi doğruyu yanlıştan ayıran anlamına gelir ve burada Kur'an-ı Kerim'e atıfta bulunur. Furkan suresinin ana teması Allah'ın birliğini ve peygamberliğin doğruluğunu vurgulamaktır. Sure, Allah'ın varlığına ve birliğine dair deliller sunar, peygamberlerin görevlerini açıklar ve inanmayanların durumunu ele alır. Ayrıca kıyamet günü ve ahiret hayatına dair önemli bilgiler verir. Sureye genel bir bakışla başlayalım. İlk ayetlerde Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği ve doğruyu yanlıştan ayıran bir rehber olduğu vurgulanır. Bu, Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu ve insanların hayatlarını bu kitaba göre düzenlemeleri gerektiğini belirtir. Furkan suresinde, inanmayanların peygamberlere karşı tutumları ve onların getirdiği mesajlara olan tepkileri ele alınır. İnkarcılar, peygamberlerin insan olmasını ve mucizeler göstermemelerini eleştirirler. Ancak Allah, peygamberlerin de birer insan olduğunu ve onların görevinin sadece tebliğ etmek olduğunu belirtir. Bu noktada Hazreti Musa ve Firavun'un hikayesi örnek olarak verilir. Firavun'un Hazreti Musa'ya karşı olan inkarcı tutumu ve sonunda helak olması, inanmayanların akıbetini gözler önüne serer. Bir diğer önemli hikaye ise Nuh kavminin helakı ve Lut kavminin başına gelenlerdir. Bu hikayeler Allah'ın emirlerine uymayan toplumların nasıl cezalandırıldığını gösterir. Bu kıssalar insanlara ibret olması için anlatılır ve Allah'ın adaletini vurgular. Furkan Suresi'nin son bölümlerinde Allah'ın yarattığı evrenin mükemmelliği ve insanlara sunduğu nimetler üzerinde durulur. Güneş, ay, gece ve gündüz gibi doğa olayları Allah'ın varlığının ve kudretinin delilleri olarak sunulur. Bu ayetler insanları düşünmeye ve Allah'ın büyüklüğünü kavramaya davet eder. Son olarak Furkan Suresi'nde Rahman'ın kulları olarak adlandırılan müminlerin özellikleri sıralanır. Bu özellikler arasında tevazu, sabır, namaz kılma, infak etme ve kötülükten uzak durma gibi erdemler bulunur. Bu ayetler müminlerin nasıl bir yaşam sürmeleri gerektiğini ve Allah'ın rızasını kazanmak için hangi davranışları sergilemeleri gerektiğini açıklar. Özetle Furkan Suresi Allah'ın birliğini, peygamberlerin doğruluğunu ve ahiret hayatını vurgulayan önemli bir suredir. İnkarcıların akıbeti ve müminlerin özellikleri üzerinden insanlara ibretlik dersler sunar. Bu sure, Kur'an'ın rehberliğinde doğru yolu bulmamız ve Allah'ın rızasını kazanmamız için bizlere ışık tutar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.